İsmi neydi? Lucifer. Lucifer erkek bir mihsinek. Bize yaklaşık bir ay önce mi geldi? 2-3 evet, hafta. Bir ay. Ha, en fazla bir ay önce geldi. Bayağı kötü durumdaydı. 6 aydır falan çok az bir şeyler yemiş. Gittikçe zayıflamış. Yani açıkçası işin özeti ölmek üzereydi. Sahibi ismin neydi? Nişah. Nişah da bizi bilmiyormuş yani tanımıyormuş. Tabi sürüngenlerle tüm veteriner hekim meslektaşlarımla ilgilenmediği için çaresiz kalmış. Kendisi bir şeyler yapmaya çalışmış. Sonra biz bir şekilde kardeşiyle tanıştık. Rastlaştık bir yerde. Başka bir şeyden bahsederken yılan konusundan geçip hayvanın şansı varmış. Sohbet buraya kadar geldi. Kesinlikle. Sonrasında kliniğimize geldi. Gerekli tedavilerini yaptık. Bir süre enjeksiyonla destek verdik ona. Antibiyotikleri ve benzeriyle. Arkasından da beslenmeye başladık. Özel bir besin verdik ona beslenmesi için. Sonrasında kendisine de verdik evde devam etsin diye. Şu gördüğünüz hali çok güzel. Gerçek boyuta gelmiş. Yani hiç sağlık problemi yaşamamış gibi. İlk geldiği zaman tamamen kurumuş. Sanki ölmüş bir yılan gibiydi. Böyle bıraktığımız zaman kendisini salıyordu. Bu arada bu yılanlar morf dediğimiz yılanlardır. Öyle doğadan yakalanmış yılanlar değil. Hobiciler böyle yılan, iguana, tarantula, bizde dahil olmak üzere değişik kurbağa türleri, kertenkele türlerini besleyebiliyoruz. Birçok insan bunu anlayamıyor ama bu bir şeydir. Eksotik hayvan bir hobidir. Aynı akvaryum balığı veyahut da muhabbet kuşu gibi. Hiçbir hayvanda doğadan yakalanma olmadığı için, üretim olduğu için bunlar tamamen evcil hayvan konumundadır. Yani bir hayvanı doğadan alıp biz sıkıştırıp bu hayvanı hapsetmiş durumda değiliz açıkçası. Bunu anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Türkiye'de bu iş birazcık yavaş gelişiyor. Bazen bakış açıları yanlış olabiliyor. Ama dünyanın her yerinde bu hayvanlar evcil hayvan olarak besleniyorlar. Biz hayvanları da sevdiğimiz için bu hayvanları da seviyoruz. Sadece kedi, köpek, minnoş, tavşan değil. Hayvanın her türünü seviyoruz biz açıkçası. O da bizim için minnoş. İsmi birazcık şey böyle Lucifer falan ama sonuçta o da ona güç veriyor diye düşünüyoruz. Şimdi ne düşünüyorsun? Yılanın iyileşmesiyle ilgili. Elini de alabilirsin bu arada. İşte, ilk geldiğinde sizin de söylediğiniz gibi kuyruğunu falan taşıyamıyordu. Şu an biraz güçlendi. Bayağı tepkisel. Ve 10 gün içerisinde ikinci derisini atıyor. Bu büyüdüğü anlamına geliyor. Bravo, doğru. Toparlıyor şu an, iyileşiyor. Çok güzel. Yani deri atma bu sürüngenlerde geliştiği ve büyümeye devam ettiği anlamına geliyor. Çünkü büyüdükçe derisini taşıyamıyor. Derisini büyütemiyor daha doğrusu. Her deri atışı bu hayvanın geliştiği ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bir elini alabilir misin? Bayağı bir direnci yükseldi diye görüyorum ben ama. Ama şu an deri atmanın yok, çok güzel, çok güzel. Kendini kasıyor. Siz... Sen farkındaysın her gün ellediğin için bence. Yok, farkındayım. Of, tabii. İnanılmaz. Deri şu yaptığı hareketler inanılmaz. Kesinlikle yoktu, halsizdi. Evet, 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 çok güzel olmuş. Harika. Tamamen sallıyordu kafasını falan, evet, böyle evet, dik tutma. Normal yılan gibi davranıyor. Kasıyor, evet, yukarıya doğru kasıyor. Normal yılan gibi davranıyor. Geçmiş olsun Lucifer. Kafasını böyle tuttuğu zaman ben sarkıyordu aşağıya. Aşağıya bırakıyordu. Gerçi şeyleri var videoda, yine paylaşırız onları da. Harika, geçmiş olsun. Biz onları da iyileştirmek zorundayız. Çünkü onlar da bizim hastamız. Biraz zorlu hastalar olsalar da bilinden anladığımız zaman tecrübemizle onları da böyle iyileştireceğiz. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Teşekkürler. Tamam, daha iyi günlerini görelim inşallah.